Bu videoda sol karıncıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, buraya sol karıncığı çiziyorum. Kalbin diğer kısımlarını da çizeceğim. Fakat o kısımları kısa çizgilerle göstereceğim. Böylelikle yalnızca sol karıncağa odaklanabiliriz. Tabii ki yanındaki kısım sağ karıncık. İkisinin üzerinde de kulakçıklar var. Öyle değil mi? Bunlar karıncıkları tekrar doldurma zamanı gelene kadar kanla temas halinde olacak olan odacıklar. Evet. Sağ kulakçık ve sol kulakçık. Aklıma gelen bir soru vardı. Belki sizin de aklınıza gelmiştir. Paylaşayım sizinle. Sol karıncık nasıl oluyor da parçalanmıyor ya da yırtılmıyor? Değil mi? Mesela kot pantolonlarımızı düşünelim hepsinde zamanla yırtılmalar ve delinmeler oluyor arkadaşlar. Bana kod dayanmıyor yani mesela da yırtılıyor böyle deliniyor falan. Bu tip yırtılmalar sol karıncıkta neden görülmüyor peki? Değil mi? Kotum yırtılır, sol karıncalık niye yırtılmaz? Aman karıncalık diyorum, sol karıncık niye yırtılmaz diye bazen kendi kendimize sorabiliriz. Tabii ki böyle bir durum felaket olurdu. Kot yırtılırsa dikeriz ama sol karıncığımız yırtılırsa e, o zaman e, maalesef hakkın rahmetine kavuşmuş oluruz. Bu da hiç iyi bir şey olmaz. Kan oluk oluk sol karıncıktan dışarı akmaya başlar değil mi? E, çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bu hiç olmasın istiyoruz. İşte burada bunu engelleyenin ne olduğunu kendimize sormamız gerekiyor. Aynı zamanda sol karıncık için e, baskı yaratan şeylerin neler olduğunu birlikte bulacağız. Yani sol karıncığın başa çıkması gereken şeyler tam olarak neler? Bunu iki kategoride düşünmeyi öneriyorum. Diyastol ve sistol. Diyastol kalbin tekrar doldurulduğu için genişlemesi anlamına geliyor. Kan pompalanıyor ya. Diyastol işte burada kalbin tekrar doldurulduğu için genişlemesi anlamına geliyor. Sistol ise tam tersine kalbin küçülmesi anlamına geliyor. Kalp derken daha açık olmak gerekirse tabii kalbin sol karıncığından şu anda bahsediyorum. Kastettiğim şey bu. Her şey bununla ilgili tamam mı? Evet. Diastolde ne oluyor? Kan sol karıncığı doldurmaya başlıyor ve odacıktaki hacim arttıkça artıyor. Ne oluyor? Genişleme oluyor değil mi? Sistol esnasında ise basınç arttıkça artıyor. Hacim artmıyor ama basınç sistolde arttıkça artıyor. Bunlar önemli iki olay değil mi? Tabii ki sistolde hacim Dolayısıyla diastolde e, basınç da söz konusu. E, fakat söylemek istediğim şey benim bu değil. Aslında şunu söylemek istiyorum. Diastolde temel mesele tam dolu bir kalp. Özellikle diastolun son evresinde sol karıncık olabilecek en yüksek oranda dolmuştur. Sistolde ise sol karıncığın görebileceği en yüksek basınçtan bahsediyoruz. Şimdi bunu aklımızda tutalım, biraz geçmişe gidelim. 200 yıl önce biri bu konuya çok benzer şekilde düşündü. Yani kalp duvarlarındaki baskı ve buna sebep olan basınç ile hacmin onunla ilgisini araştırdı. Evet, burada resmini gördüğümüz kişi Fransız matematikçi Laplace. Günümüzde hala kendisinin formüllerinden bahsediyoruz. Laplace çok parlak bir matematikçiydi ve şekiller üzerine çok kafa yordu. Bugün üzerinde duracağımız şekil ise küre. Bunu top gibi de düşünebilirsiniz. Turuncu ile çizdiğim için sanırım basketbol topuna benzedi. Evet bu top esasen içi boş bir küre değil mi? Hatta buraya küre yazayım. Hemen kenarına ise sol karıncığı çiziyorum. Daha doğrusu çizmeye çalışıyorum. Siz bunun sol karıncık olduğunu bilin, hayal edin. Bence buradaki küreye çok benziyor. Buradaki temel fikir şu. Laplace küreler hakkında epeyce kafa yordu. Fakat kürelerle ilgili ortaya attığı bir birçok fikir aslında sol karıncık için de geçerli. Şekillere bakarak benzerliklerin ne kadar aşikar olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Laplace bu kürenin bir kısmını kessek ne olurdu diye düşündü. Kürenin enine kesidine bir bakalım. Kestiğimizde şu şekilde görünecek. Evet, Laplace bu tür bir mantıkla küreyi ele aldı. Tabi bunun içi boş bir top olduğunu söyledim. Dolayısıyla içini doldurmamız gerekecek. Örneğin içine bir iç daire çizebiliriz. Hatta kenarda çizersem daha güzel olur ve daha kolay anlayabiliriz. Evet, küremiz veya topumuz enine kesit haliyle şöyle görünecek değil mi? Sol karıncık içinde birebir aynı şeyi yapabilirsiniz. Evet, Laplace'ın düşündüğü ilk şey hacimdi. Laplace, hacmin kalp duvarlarına bir şekilde basınç uygulayacağını biliyordu. Hacmi 4 bölü 3 çarpı pi r'nin küpünden hesaplıyoruz. Buradaki rakamları götürürsek mesela pi ve 4 bölü 3'ü çıkarırsak hacimle yarıçap arasında bir ilişki veya oran olduğunu söyleyebiliriz. Oranı aslında şu şekilde gösterebiliriz. Birimler birbiriyle orantılı anlamına geliyor. Daha sonra her iki tarafın küp kökünü alırız. Şuradaki üçler birbirini götüreceğinden yarıçap v'nin yani hacmin küp köküyle orantılıdır diyebiliriz. Şeklimizin üzerinde gösterirsek, hemen çiziyorum. Evet, şurası yarıçap olur. İkinci nokta ise basınç. Basıncı hayal etmek biraz daha kolay. Basıncın kuvvet bölü yüzey alanı olduğunu biliyoruz. Buraya çizdiğim mavi oklar sol karıncık duvarındaki basıncı gösteriyor. Bu arada sol karıncık veya küreyi örneğimizde birbirinin yerine kullanıyorum. Bir kere daha bunu hatırlatmak istedim. Üçüncü faktör ise duvar kalınlığı. Peki duvarın kalınlığı ne kadar? Bu da tabii ki duvarın hissettiği baskıyı etkileyen bir faktör olacak. Duvar kalınlığını göstermek için D yazıyorum. Laplace bunların hepsini bir araya getirdi ve duvarın hissettiği baskının şuradaki diğer faktörlerin bazılarına eşit olduğunu söyledi. Mesela duvar baskısı eşittir basınç çarpı yarı çap bölü duvar kalınlığının yani D'nin iki katı. Bahsettiği ilişki buydu. Düşündüğünüzde bundan ilginç fikirler çıkabilir. Mesela yarı çap. Yarı çap tam olarak nedir? Bir uzunluktur öyle değil mi? Santimetre veya milimetre ile ölçülebilir. Duvar kalınlığı da bir uzunluk. Yine aynı şekilde santimetre veya milimetre gibi birimlerle karşılaşacağız. Basınca gelirsek kuvvet bölü yüzey alanı olduğunu söylemiştik. Bu durumda duvar kuvvetinin birimi ne olacak? Uzunluk uzunluğu götürecek. Elimizde sadece kuvvet bölü yüzey alanı kalacak. Yani duvar baskısının birimi çok havalı bir şekilde basınç birimi. Bu durumda duvar baskısı bir bakıma basınç. E bu biraz şimdi kafanızı karıştırmış olabilir. Duvar baskısının tam olarak ne olduğunu sorguluyor olabilirsiniz. Muhtemelen bir duvara uygulanan baskı olduğunu düşündünüz. Belki de şöyle bir şeydi. Fakat aslında öyle değil, değil mi? Çünkü o zaman duvar baskısı dediğimiz şey P yani basınç olurdu. İyi de... Duvar baskısı neye benzer o zaman nedir yani nedir bu duvar baskısı diye düşünebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle ifade edelim, ee, şöyle bir toparlayalım. Ne yaptık? Baskının basınç olduğunu söyledik. Bunu çekici basınç gibi düşünebilirsiniz. Ben öyle yazıyorum. Çekici basınç. Evet, buraya yazdık. Yani duvarı çekip ayıran basınç. Videoya başlarken sorduğum ilk soruda duvarın parçalanmasını, yırtılmasını engelleyen şeyin ne olduğunu e, sizlere sormuştum. Hatırlıyor musunuz? Duvar baskısı işte o yırtılmalara sebep olan basınçtır. Gördüğünüz gibi sol karıncımızda bir takım yırtılmalar olmalı değil mi? Fakat bu tür yırtılmalara rastlamıyoruz. Peki neden? Şu küçük beyaz kutuda oranın içinde neler olduğunu çizeceğim. Hepinizin bildiği gibi küçük kalp hücreleri bu duvarda küçük kalp hücreleri çevre uzanıyor. Bu hücrelerden binlerce var ve her yere ulaşıyorlar. Birbirlerinin üstlerinden, altlarından geçiyorlar ve her yerdeler. Bu binlerce hücre birbirine bağlı durumda. İşte birbirlerine bağlandıkları mekanizmayı beyazla çiziyorum buraya. Bu bağlara desmozom deniyor. Desmozom. Evet, kalbinizin yırtılmamasının sebeplerinden biri işte bu desmozomlar. Bu düzenli şekilde dizilmiş ufak desmozomların görevi etrafındakileri düzenli ve birbirine bağlı tutmak. Yani kalp hücrelerini birbirlerine bağlıyorlar. Böylelikle hücreler yırtılmıyor. Bu küçük beyaz oklar çekici güçteki mor oklara karşı bir güç uyguluyor. İşte duvar baskısını ve kalbimizin neden yırtılmadığını böyle düşünebilirsiniz. Son olarak basıncın denklemimizde olacağını fakat hacim yerine yarı çap olacağını söylemek istiyorum. Burada söz konusu olan küp kök değil mi? Yani burada küp kök var fakat basınç doğrudan geliyorsa duvar baskısı üzerinde basıncın hacme kıyasla daha çok etkisi var diyebiliriz. İlginç olan bir nokta bu. Diğer bir ilginç nokta ise şuradaki duvar kalınlığının gayet mantıklı olması. Çünkü bu kalp hücrelerinden ne kadar varsa o kadar desmozom var demektir. Bu desmozomlar ise denklemdeki basınç ve yarıçapın etkilerini ters çevirmek için çabalıyorlar.